Türkiye Sakatlar Derneği Ordu Şube Başkanı Selma Gülseren hanımefendiyi açılış ve selamlama konuşması yapmak üzere ben mikrofona davet ediyorum. Sayın Başkanım buyursunlar efendim. Kuvvetli alkışlarla Selma Başkan alıyoruz efendim buraya. Alkışlar coşkulu gelirse Selma Hanım da yürekten koşarak zannediyorum gelir. Akabinde Sayın Valimizle birlikte efendim. Sizlerle birlikte olacağız. Türkiye Sakatlar Derneği Ordu Şube Başkanı Selma Gülseren hanımefendi kuvvetli alkışlarla Sayın Başkanımızı huzurlarınıza davet ediyoruz. Sayın Valim, değerli kaymakamım ve bütün engelsiz yürekli arkadaşlarım, hepiniz Teyneli Mahallesi Engelli Engelsiz buluşma dördüncü buluşma günümüze hoş geldiniz, pikniğimize, konserimize. Bizim amacımız Türkiye Sakatlar Derneği Ordu Şubesi olarak biz her zaman çok kıymetli annelerimiz var, babalarımız var, özel çocuklarımızın özel anneleri, babaları. Bizim amacımız dernek olarak onların daha çok ailesiyle beraber mutlu olmalarını sağlamak. Bu da dördüncüsünü yaptığımız bir geleneksel Teyneli Mahallesi buluşma pikniğimiz. İnşallah güzel bir zaman geçirirsiniz. Bizim amacımız annelerimizi, babalarımızı bir günde olsa, günde, senede bir günde olsa bir piknikte buluşturmaktı. Ama sayın büyüklerimiz buradayken şunu istiyoruz biz: Ordu'da, merkezde engelli engelsiz buluşma yerlerimiz olsun istiyoruz ki senede bir değil, böyle. Sayın Valim de kafa sallıyor. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Engellilerin, yaşlıların, çocukların gerçekten sevgilisi, çok sevgili bir insan. Diyorum ya, insan her mevki sahibi olabilir ama insan olmak çok daha değişik bir duygu. Sayın Kaymakamıma, Sayın Valime çok teşekkür ediyorum bu konuda. Bizleri bugün yalnız bırakmadılar. Çok teşekkür ediyorum. Sayın Valime herhalde zannedersem bir selamlamak istiyor arkadaşlarımıza. Buraya arz ediyorum. Kendisi tabii ki takdir ederlerse. Teşekkür ediyoruz kendisine. Çok kıymetli meslektaşım, çok değerli dernek başkanım ve siz değerli engelli aileleri, yürekli insanlar. Öncelikle sizin aranızda olmak benim için ayrı bir ayrıcalık. Çünkü benim ailemde de iki engelli bulunan ve engellilerin yaşadıkları bütün sorunları da bizatihi yaşamış birisi olarak aranızdayım. O yüzden sizleri ayrı seviyorum. Sizlerle benim aramda ayrı bir gönül bağı var. Ve bu gönül bağını sadece duygusal anlamda değil ama yaptıklarımıza da güçlendirmek istiyoruz. Dolayısıyla dün itibariyle bu şehirde tam 2 yılımızı tamamladık. Ve Allah'a hamdolsun ki bu şehirde ziyaret edilen aile sayısı 8.000'e yaklaştı. Benim eşimle beraber bizatihi ziyaret ettiğim aile sayısı da 1.000'e yaklaştı. Dolayısıyla sanıyorum 81-82 milyonluk ülkede ve 81 ilde ulaşılamayacak bir rekoru aslında hep beraber ulaşmış olduk. Dolayısıyla sizlerin hizmetinde ve emrindeyiz. Özellikle hükümetimizin sizlere yönelik olarak almış olduğu kararları en iyi şekilde şehrimizde uygulamak için mücadele veriyoruz. Ve valiliğimizin bütçesiyle sizin özellikle okul öncesi engelli çocuklarımızın eğitimine ilişkin Ordu'da iyi bir merkez yoktu. Tamamen valiliğimizin bütçesinden bununla ilgili olarak 22 Temmuz'da ihaleye çıkıyoruz. Ve size layık olduğu şekilde modern, 2 katlı engelli çocuklarımıza erken müdahale edecek ve okul öncesi eğitim imkanı sağlayacak harika bir okul binasını inşallah 100 gün içinde gerçekleştireceğiz. 100 gün sonra bu okulu hizmetinize açacağız. Bir başka başkanımızın ifade ettiği çok önemli bir husus var. Özellikle bizim sizlerin engelli çocuklarınızı bırakabileceğiniz, büyüklerinizi bırakabileceğiniz yerler yapmamız lazım. Buna ilişkin çalışmalarımız da var. Ve sizlerin günlük ihtiyaçlarını karşılayacağı, onların aktivitelerle beraber bir arada olabileceği alanları mutlaka yapacağız. Bu da yine valilik olarak bizim boynumuzun borcu ve bunu da büyükşehir ve ilçe bedeliyle beraber çalışmak suretiyle bunu da çözmek istiyoruz. Bir kez daha özverili çalışan çok kıymetli başkanımıza, yönetim kurulu üyelerine ve her türlü takdiri ve teşekkürü hak eden siz değerli anne babalara gönülden teşekkür ediyorum. Sizler gerçekten Allah'ın kutsadığı, değer verdiği insanlarsınız. O yüzden de sizlerin gönlündeki sevgi ve şefkat, merhamet duygusu ayrı bir duygu.
O yüzden sizleri çok iyi anlıyor ve aynı dili konuştuğumuzu düşünüyorum. Çünkü önemli olan ağızdan çıkan sözler değil, gönülden gelen duygulardır. O yüzden gönülden gönüle gizli bir yol vardır der biliyorsun Neşet Ertaş. Önemli olan gönül diliyle konuşabilmektir. Ve ben inanıyorum ki sizler çocuklarınızla, çevrenizle gönül diliyle konuşuyorsunuz. Biz de devlet olarak sizinle gönül diliyle konuşmaya özen gösteriyor. Riyasız, kibirsiz, yalansız bir hayat yaşamayı da tercih ediyoruz. Ve bana göre en doğru olan yol da yalansız, kibirsiz bir hayat yaşamaktır ve insan olmaktır. Biliyorsunuz hayvan olmak diye bir kavram yoktur. Ama insan olmak diye bir kavram vardır. Demek ki insan olmak zordur. Sanıyorum bu ülkenin ve dünyanın en çok ihtiyacı olan şey insan olmaktır. Umarım daha insanların çoğunlukta olduğu ya da insanlık değerlerinin hakim olduğu bir dünyada hep beraber yaşama fırsatımız olur. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Keyifli zamanlar diliyorum size. Çok teşekkür ederim. Bütün engelli ailelerimizin ve yaşlılarımızın, çocuklarımızın adına Sayın Valim, çünkü herkesin valisi, sadece engellilerin değil, hepinizin adına bir plaket sunmak istiyoruz kendileri kabul ederlerse. Çok teşekkür ediyoruz. Engelliye, çocuğa, yaşlıya yakın olmak Yüce Rabbimize yakın olmak demektir. Siz de bize yakın oldunuz. Allah da hepsinin yanınızda olsun hanımefendiyle sizin. Çok teşekkür ediyoruz. Buyurun. Ben alayım mikrofonu. Evet Sayın Valime çok teşekkür ediyoruz efendim. Bu plaketi takdim ettikten sonra Sayın Valim birkaç dakika daha bırakmayacağız efendim. Sayın Valim, düzenlenen tiyatro kursuyla kurs bitirme belgeleri var. Onların da Okan Sadri Engin. Tiyatro hocamızı da buraya almak istiyoruz. Okan Sadri Bey. Tiyatro hocamız burada mı? Buradalar, geliyor. Songül Durmuş, Ali Çabuk, Fatma Durmuş, Ferhat Şeref Sönmez, Sayın hocamızla birlikte. Evet, Sayın Valim orada için bir şans. Gerçekten öyle. Şeref Sönmez'in kurs bitirme belgesi. Buradayız efendim. Akabinde Fatma Durmuş. Fatma Hanım. Anne kız olarak. Ali Çabuk. Ali Bey burada. Ali Bey orada. Ardından Songül Durmuş. Anne kız olarak. Selma Hanım'ın da var. Evet, Selma Hanım da kursu bitirmiş. Bunlar anne kız tiyatrocu. Evet. Bu Selma Hanım'ın. Efendim Yusuf Aydemir. Yusuf Bey yok. Ha, bunlar olmayan değil mi? Tamam. Tamam, olanlar bunlar. Evet, çok teşekkür ediyoruz Sayın Valimize. Ben şimdi Yener abinin yanık sesinden. Yener abi, bir zahidem yaparsan Sayın Valim zahidemi çok sever. Sayın Valime bir zahidemi dinletmek isteriz biz. Sayın Valim de müsaade ederlerse zahidem. Ben bilirim sizin zahideme ne kadar sevdalı olduğunuzu. Az çok Sayın Valim'in kültür adamı, devlet adamı duruşunu biliyorum, takip ediyorum. Yener abi şimdi Sayın Valimiz onuruna, Sayın Kaymakamımız onuruna bir zahidem diyecek. Kuvvetli alkışlarla Yener Kaya ve Zahidem efendim. Yine bir laf duydum.
Arkadaşım Yener Kaya ve grubuna alkışlarımızı gönderiyoruz. Sayın Valim, Sayın Kaymakamım ve değerli konuklar. Şimdi de huzurlarınızda değerli sanatçımız Sedat Duran. Büyük alkışlarla.
Kes abi, kes abi. Şimdi o Türkiye'nin var ya, şu içten şöyle bağlar mısınız efendim? Bak söylemenin kaynağı olsun. O Türkiye'mi hep beraber söyleyeceğiz. Hep bir ağızdan. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Gönder abi. Gönder abi. Öncelikle Yüce Rabbim devletimize zeval vermesin efendim. Çok değerli valime bakış alabilir miyiz efendim? Saygıdeğer kaymakımıza bakış alabilir miyiz? Yani İstanbul'dan biz sizi yakinen takip ediyoruz başkanım. Bak sayın Rabbim ayağını hiçbir zaman bir taşa değdirmesin. Rabbim daima sizin gibi yüreği güzel insanlar olsun efendim. Buradan da çok değerli başkanım Recep Tayyip Erdoğan'a bir selam olsun efendim. Bir akış alabilir miyiz efendim? Öyle bir dünya yok. Türkiye'nin dört bir köşesi düşman olmuş. Adamcağız ne yapmışsın kardeşim? Dışla uğraş, içle uğraş. Tamam biz sanatçıyız ama şurada bir vicdanen bir şey var. Vicdanımız var. Evet biz vicdan. AB fark etmez. Siyasi görüş önemli değil. Ama şurada bir vicdan var. Elinizi vicdanınıza koyun. Hiçbir zaman Tayyip Erdoğan'ı yalnız bırakmayın. Söz mü? Söz mü? Şimdi o zaman bir alkışla efendim. Biz Vizyon 58 TV'deyiz. Her akşam, pazar akşamlar Sedat Duran Show olarak bizi izleyebilirsiniz efendim. Saat 9'da başlıyor. Şimdi bir alkışla çok değerli başkanım Selim Hanım şöyle bir alabilir miyiz sahneye? Bu mu alkış alanı severseniz? Ben oradan hiç gelmem. Sen bende gittin gideri diyoruz efendim. Yıldızlar ışığı
sakın gitme. Yalnız bir ardıç gölgesi olur yaralı kalbin. Güneşler söner, gölgeler büyür. Zarif bir yüzün söreklenir şehrin üstüne. Beni bırakıp, beni bırakıp gitme. Gitme, gitme yüzümden şarkılar dinler. Mahşer günü her yer saçlarım, ama duygularımı, ama beni yalnız bırakıp terk edip bir kenara. Sakın ha, sakın ha, gitme Selma Başkan, gitme Sayın Ali, gitme Ordu, gitme Ordu. Bir cefam var idi bin oldu. Gözüm yaşı sen oldu. Bir cefam var idi bin oldu. Gözüm yaşı sen oldu. Baharım döndü kış oldu. Sen benden gittin giderim. Yaz baharım döndü kış oldu. Sen benden gittin giderim. Şimdi Sayın Valim, Sayın Kaymakam, seneye Sakatlar Derneği biz Ordu Şubesi'nin, sakatlar kelimesi de sakat aslında. Yani öyle bir şeyi kabul etmiyorum ama sanatçınız hazır efendim Selma Başkan. Sedat'a bana gerek yok, Yener abiye gerek yok, Ünal abiye gerek yok. Prensesimize bir alkış efendim, medeni cesaretinden dolayı teşekkür ediyoruz. Sayın Valime, değerli eşime, değerli hanımefendiye ve sizlere iyiler diliyoruz. Şimdi bu çiçeğe aslında İstanbul'dan sizler için gelen onursal başkanımıza hediye ediyoruz efendim. Bir alkış alabilir miyiz başkanımıza? İstanbul 1000 kilometreden geldin efendim. Lütfen kabul edin sayın. Duygulandınız değil mi efendim? Yeni onursal başkanları rica ediyorum. Neden? Engelliler için, büyük yerler için maddiyat lazım. Tüccarlarımız, esnaflarımız olanlar helali hoş olsun. Ben sandalye Almanya'dan dahi onursal başkan yaptım. Teyneliden istiyorum 5 tane tüccar. Yok işte. Bizim köye geldi mi yok abla o. Bizim memlekete geldim onu bulamıyoruz işte. Her yerde, her zaman ahirete gidecek olan burada yaptığımız yardımlar. Kesinlikle öyle başkanım. 20'yi geçti okuttuğum talebeler. Allah sağlık versin inşallah, devam edin. İnşallah efendim, sağ olasınız. Evet efendim, Oğuzhan şu şiir falan sen o tatlı ağzından. Tamam. Bayrak. Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl sütü, kız kardeşimin gelinliği, şehidimin kör örtüsü. Işık ışık, dalga dalga bayrağım, senin destanını okudum, senin destanını yazacağım. Sana benim gözümle bakmayanın mezarını kazacağım. Seni selamlamadan uçan kuşun yuvasını bozacağım. Dalgalandığın yerde ne korku, ne keder. Gölgen de bana da, bana da yerler. Sabah olmasın, günler doğmasın ne çıkar. Yurda ay yıldızın ışığı yeter. Savaş bizi karlı dağlara götürdüğü gün, gölgene sığındık. Dağlardan çöllere götürdüğü gün, gölgene sığındık. Ey şimdi tüzgün rüzgarlara dalgalı, barışın güvercini, savaşın kartalı, yüksek yerlerde açan çiçeğim, senin altında doğdum, senin dibinde öleceğim. Tarihim, şerefim, şiirim, her şeyim, yeryüzünde yer ben. Neye dikilmek istersen söyle, söyle seni oraya dikeyim.
sağ olun abi. Sağ olun, sağ olun. Hoş geldin. Şimdi Rabbim böyle yüreği güzel insanları başımıza eksik etmesin. Allah uzun ömürler versin. Ağzına sağlık. Çok sağ olsun. Canlı bir alkış alalım mı izleyelim kardeşimize? İşte böyle vatan millet sevgisi olduğu sürece Allah'ın izniyle bize bir şey olmaz. Hiç canını sıkmayız efendim. Bizim 9 yıldır devam eden korumuz var. Türk Halk Müziği. Biz saz hocamıza alışkınız. Müziğe uyabilecek miyim bilmiyorum. Ben burada olmaktan bugün mutluyum. Ve Selma Hanım Başkan'a da çok teşekkür ediyorum. Bugün aramızda olmaktan gerçekten mutluyum. Engelli arkadaşlarımızla birlikte olmaktan mutluyum. Sizlerle en azından tanışmaktan mutluyum. Sizleri de Samsun'a geldiğinizde Samsun Sakatlar Derneği'ne bekleriz.
Söylesin bakın. Haydi bakalım. Çok mu sevdiniz? Ayşe'yi valla alıkınıktan sonra en çok söyleyen adam ben oldum. Söyleyeyim. Ama eşlik edin. Valla eşlik çok güzel bir şarkı benim. Bütün Türkiye'ye gitsin bu şarkımız. Başkanım, öncelikle hayırlı uğurlu olsun efendim. Türkiye Sakatlar Derneği Ordu Şubesi Başkanı olarak Vizyon 58 ekranlarınızda efendim şu anda. Görüşme duyuru alabilir miyiz efendim? Evet, çok teşekkür ederiz. Bugün geleneksel 4.
Engelli Engelsiz Teyneli Mahallesi, Ordu Teyneli Mahallesi. Şenliğimizdeyiz. Samsun'dan, Ünye'den arkadaşlarımız geldi yine TSD'den. Ve bütün engelli engelsiz, bizim amacımız daha çok engellilerin aileleriyle beraber kaynaşmak. Bugün de öyle bir pikniğimiz yine. Her sene biz bunu yapıyoruz. Çok teşekkür ederiz. Katılan herkese teşekkür ediyoruz. Vizyon 58'e de katkılarından dolayı çok teşekkür ederim. Sayın Başkanım, her sene başarının üstüne bir tık üste çıkıyorsunuz. Bunun başarınızı nereden alıyoruz efendim? Ya bilmiyorum, belki arkadaşlarının sevgisiyle, bizim de onlara yaklaşımımızla belki de zamanla çığ gibi büyüyoruz, evet. İnşallah daha güzel şeyler, zaman geçtikçe daha güzellikler olacak. Engeller aşılacak inşallah. Bizimki biraz farkındalık günü. Bir farkındalık yapmak istiyoruz. Her yılda bir farkındalık günümüz bu. Daha çok sesimizi duyurup engellilerin engelini aşılması tarafındayız. İnşallah zamanla daha güzel, bütün büyüklerimiz de bizim farkındalığımızı görecekler yani. Amacımız o. İnşallah. Sağ olasın başkanım. Allah razı olsun. İyi eğlenceler efendim. Sağ olasınız. 58'e sonsuz teşekkür ederiz. Sağ olun. Vizyon 58 daima ayrılın yanınızda efendim. Çok sağ olasın. Bugünkü güzel günde düşünce alabilir miyiz efendim? Vizyon 58 ailesi olarak. Valla özür diler adına çok teşekkür ediyorum hepimiz için. Çok güzel bir gündü. İyi bir gün geçirdik. Allah razı olsun. Uygulayanlardan, yapanlardan daha ne diyelim yani. Allah razı olsun. İyi eğlence. İyi eğlence efendim. Sağ olasınız. Çok sağ olasınız. Türkiye Sakatlar Derneği Ordu Şubesi tarafından dördüncüsü düzenlenen kaynaşma ve birlik beraberlik pikniğimizde olmaktan son derece mutluluk duyuyor. Bu birliğin, bu beraberliğin bir ömür boyu sürmesini diliyorum. Emeğe geçen başta Selma Hanım başkan olmak üzere yönetim kuruluna, üyelerine, katılımcılarına hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi eğlenceler diliyorum. Valla biz Çorum'dan geldik. Hoş geldiniz. Bundan da haberimiz yoktu bizim bu organizasyonda. Müdürümün sayesinde hadi gidelim görelim dedim ama çok da memnun oldum geldiğime. Güzel emek verilmiş. Allah razı olsun ama ben biraz fazla duygusalım herhalde. Biraz duygulandım da. Aslında gelip görmeleri lazım herkesin. Kesinlikle öyle. Herkesin gelmesi lazım. Yani bugün kendimi çok şanslı hissettim buraya geldiğim için. Yani acımak babında değil. Estağfurullah. Ama herkesin hafif de olsa elini taşının altına koyması lazım bu iş için. Kesinlikle. Sağ olasın abi. Çok sağ olasın. Organizasyonu çok güzel. Çok beğendim. İlk defa böyle bir organizasyona bulunuyorum. Gönüllerim sayesinde. Tüm Türkiye'de bu etkinliklerin daha fazla olmasını, daha duyarlı olmalarını, arkadaşlarımızın, engelli arkadaşlarımızın bu gibi organizasyonlara ihtiyacı moral ve motivasyon açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çok güzel, çok memnun kaldık. İyi eğlenceler, sağ olasın efendim. İyi eğlenceler. Ben Canan Sönmez. Evet, çok güzel bir etkinlik. Kutluyorum özellikle başkanımızı. Teşekkür ediyoruz. İyi eğlenceler, sağ olasın efendim. Çok mutluyuz. Selma Hanım'a çok teşekkür ederiz. Her yıl bizi düşünüyor. Askerlik töreni de yaptı bu yıl. Çocuğum benim bir günde olsa askerliğini yaptı. Çok mutluyuz. Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun efendim. Gerçekten çok güzel bir organizasyon. Bunu düzenleyenlere ve bunu hazırlayanlara gerçekten teşekkür ederiz. Harika bir duygu içinde. Kendi çocuğum da var zaten engelli olarak. Onu getirmişim buraya ailemle beraber. Gerçekten çok güzel. Teşekkür ederiz. Tekramaları rica ediyorum ya. Zaten Sayın abicim her sene zaten sıkıntı ederler. Selma Hanım bunu her sene yapıyor efendim. Evet, biz ikinci gelişimiz zaten buraya. Gerçekten güzel yani, harika. Allah razı olsun, sağ olasın efendim. Teyneli Mahalle Muhtarı Rıza Yeşiltepe. Böyle bir oluşumun köyümüzde olması, mahallemizde olması çok güzel, çok onur verici bir olay. Başkanımıza ve katılımcılara çok teşekkür ediyoruz. Sayın Valim hoş geldiniz efendim. Vizyon 58 TV'deyiz efendim. Bugünkü güzel günümüzdeki duygu ve düşünceler aldık mı Sayın Valim? Çok teşekkür ederim. Öncelikle toplumumuzun dezavantajlı grupları olan engellilerimiz, yaşlılarımız, şehit ve gazi ailelerimiz, devletin şefkatine emanet edilmiş çocuklarımız olmak üzere toplumun tüm kesimlerini kucaklıyoruz. Devlet olarak da onların her fırsatta yanlarında olmaya büyük bir özen gösteriyoruz. Bu vesileyle davetlerine icabet ederek bugün aralarında olmak istedik. Bu vesileyle tüm engelli kardeşlerimize, onların çok kıymetli ailelerine en içten sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz bu vesileyle. Her zaman bu şehrin valisi olarak, devletin tüm kurumları olarak
onların emrinde ve hizmetinde olduğumuzu bir kez daha huzurlarınızda ifade etmek istiyorum. Dolayısıyla onların hayatını kolaylaştıracak, topluma bütünleşmelerini sağlayacak her türlü adımı valilik olarak planlıyor ve onlarla beraber karar alıyoruz. Çok teşekkür ederim hepinize. Sayın Valim, biz ben de bir ordu sanatçı olarak Vizyoner 8'deyiz. Her pazar gün program yapıyorum. İstanbul'da bizzat sizi izliyorum Sayın Valim. Başlarınızı yakından takip ediyorum. Hatta Facebook üzerinden size destek veriyoruz. Niye? Çünkü çalışkan bir valimiz var. Ordu sizinle gurur duymalı Sayın Başkanım. Çok teşekkür ediyorum. Biz de ordularla gurur duyuyoruz her zaman. Bizim 30 yıllık bu devlete, bu millete hizmet hayatımız var. Allah'a hamdolsun. Ve bütün hayatımız gördüğünüz gibi de halkın arasında geçiyor zaten. Dolayısıyla biz dün toplumun önüne çıkmış, tanınmayan, bilinmeyen birisi değiliz. 30 yıllık bir meslek yaşantımız ve geçmişimiz var. Ve hayatımızı da aziz Türk milletine ve aziz devletimize zaten vakfettik. Bu duygu ve düşünce içerisinde mesai mefhumu olmaksızın her daim milletimizin hizmetinde ve emrindeyiz. Allah razı olsun. Çok sağ ol başkanım. Ben de çok teşekkür ediyorum. Saygılar efendim. Yerince sağ olasın valim. Vay, bir kovuk koşmayı istiyorum. Vay, bir kovuk koşmayı istiyorum. Sizin için teşekkür ederim. Bu sene demir veriyorum Sayın Valim zaten. O da sen beğendin değil mi? Bunlardan sonra aynı sahnede olmak çok önemli. Teşekkür ederim. Ben engelli engelsiz Teyneli Mahallesi Bedensel Engelliler Ordu Şubesi'nin düzenlemiş olduğu bu etkinlikte değerli kardeşlerimle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Özellikle bir hanımefendi olarak Selma Başkan'ın çok emeği var. Selma hanımefendiye, Selma Başkan'ıma bir alkış alalım değerli evet. Dostlar. Ünal abiyle yıllar sonra, 20 yıl sonra, 20 hatta daha fazla çok abi. Çok daha fazla. Çok gerçekten. Keyif aldım, çok mutluyum. Ben de öyle. 2 yıldan beri oraya gelmiyorduk. Güzel oldu. Çok. Gerçekten aynı şeyleri düşünüyorum. Ben Selma Başkanım'a ben de teşekkür ediyorum. Kendisi gerçekten bizleri burada buluşturuyor. Sedat Turan'la, işte Mehmet kardeşimle. Kendisine gerçekten yürekten teşekkür ediyoruz. Ona da değerli alkışlarınızı gönderiyoruz efendim. Evet Ünal abi, şiirlerle başlayalım o zaman. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Sahne senin kardeşim. Evet, şiir sevenlerin bir alkışını alalım. Şiir sevmeyen var mı burada? Evet, güzel güzel. O zaman bir başlayalım. Hep birlikte güzel şiirlerle efendim. Biz duygusal başlayalım, ondan sonra size oynatır değerli dostlar. Hadi bakalım. Anadolu'yum arkadaş. Ellerin asırlı çilelerin adamıyım. Sen bilir misin arkadaş? Tarlada kazmayı, bahçede çapayı, tarlada tohum saçmayı. Sen bilir misin arkadaş? Ekin biçmeyi, harman sürmeyi, ağlarken gülmeyi. Sen bilir misin arkadaş? Ben Anadolu'yum arkadaş. Yaylaların dumanı, koyunların çobanı, dağların karı, kırların çiçeğiyim. Sen bilir misin arkadaş? Orak ile tırpanı, kanı ile samanı, çarık ile kara sabanı, düven ile harmanı. Sen bilir misin arkadaş? Ben Anadolu'yum, neşe huzur doluyum. Ben Anadolu'yum, medeniyet yoluyum, medeniyet yoluyum. Ben Anadolu'yum arkadaş. Tandırından ekmek, yaylasından suyum, toprağının tozu, baharının yazıyım. Sen bilir misin arkadaş? Ahırdaki danayı, süt sağan o anayı, bir tas çorba ile mutlu olmayı, ekmek katık ile doymayı. Sen bilir misin arkadaş? Sen bilir misin? Ben Anadolu'yum arkadaş.
düşeni kaldıran, yoksula bakanım. Zalime saldıran, mazluma yananım. Ben Türk'üyüm, ben varım. Ben Zeybek, ben Horon'um. Ben halayım, ben semahım. Riyasız bir sevdayım. Ben taklit yapmam arkadaş. Ben taklit yapamam. Ben adam gibi adamım arkadaş. Ben Anadolu'yum. Ben Anadolu'yum arkadaş. Ben Anadolu'yum. Ben Anadolu'yum. Neşe huzur doluyum. Ben Anadolu'yum. Medeniyet yoluyum. Medeniyet yoluyum. Ben Anadolu'yum. Neşe huzur doluyum. Ben Anadolu'yum. Medeniyet yoluyum. Medeniyet yoluyum. Evet, ben Anadolu'yum. Şimdi efendim sırasıyla gidelim bakalım. Hangi yüreğe, hangi kalbe dokunacağız? Biraz da kalplerimizi yoklayalım, olur mu? Hadi bakalım, devam ediyoruz. Göz bebeğimdin, tek aşkımdın. Her gece pembe rüyalarımdın. Kalleş gecelerde attığım naralarımdın. Hesapta yoktu böyle zalim olacağım. Ben seni öylesiye sevmişim. Ah ah, nereden nereye gelmişim. Seni derde derman bilmişim. Hesapta yoktu bu kadar hayırsız olacağım. Gözlerinden mutluluk haberi beklerken, güllerin içinde senin kokunu özlerken, hasretinle aşk şarkıları söylerken, hesapta yoktu bu kadar vefasız olacağım. Yalancı bahar gibi soldurdun gülümü, sevgi yerine reva gördün zulümü. Uğrunda harcadım ben ömrümü, hesapta yoktu bu kadar İnsafsız olacağım. Ansızın çekip de gidiverdin. Sen bana dert verdin, acı verdin. Ne kadar da kolay elveda deyiverdin. Hesapta yoktu bu kadar duygusuz olacağım. Hesapta yoktu bu kadar İnsafsız olacağım. Evet, ne kadar güzel bir ailesiniz ki. Çok güzel bir birliktelik yakalamışsınız Ordu'da. O yüzden zordur aile olmak. Hele hele böyle STK'larda başarılı olmak çok zordur. Oraya yaklaşırsam mikrofon ötüyor. Evet, şimdi birazdan şöyle tribüne yaklaşalım. Biraz daha yaklaşalım şimdi. Efendim çaylar güzel. Şiir olunca daha bir güzel oluyor. Devam edelim dostlar. Hep birlikte güzel bir aileyiz, eğleneceğiz. Hadi bakalım, ver gelsin abi.
Eğer bırakıp gitmekse maksadın, ne olur yüzüme gül de öyle git. Beni ağlatmaksa yalnız muradın, bütün resimleri yak da öyle git. Ne sualim olur ne de itirazım, kötü hiçbir cümle kurmaz şu ağzım. Hala geçiyorsa azıcık nazım, saçından bir teli ver de öyle git. Razıyım artık, hiç gülmesin yüzüm, bir başka güzeli görmesin gözüm. Sana diyeceğim belki son sözüm, seni sevdiğimi bil de öyle git. Uzak durma yine, kesme selamı, selam dediğimse hakkın kelamı. Kırdıysan bana şimdi kalemi, şuraya sehpamı kur da öyle git. Kim derdi geliriz biz bu duruma, gidişin sürükler beni ölüme. Şu yağlı urganı takıp boynuma, can verişimi gör de öyle git. Bu albümden çok bu şiiri seviyorum. Çünkü can verişimi ver de öyle git diyor ya, böyle idam sehpasına koy beni git. Bu güzel şiirin sözleri Hasan Gencay abime ait. Belki durmuş duymuştursunuz. Ordunun Gülü Müsün adlı bir türkü var ya. Onun yazarı. O, bu şiir ona ait. Hasan abiye de selam olsun. Faslı'ya selam olsun değerli abimize. Hep beraber Eritalı yapacağız efendim. Bütün üyelerimizi şöyle bir oyun alalım arkadaşlar, alkışlarla. Gönder şefim. Allah Allah. Thank you.
sınamalı söyleyeceğim. Şimdi geçen de televizyona bir mesaj geldi Sayın Valim. Dediler Sedat Bey boyun 1 metre. Ben dedim ki boy 1 metre ama Allah'a çok şükür yürek mangal gibi 100 metre. Şimdi Sayın Ağabey'e bak. Bir alkış alabilir miyiz efendim şöyle Sayın Ağabey'e? Evet bir alkış alalım abimize alkış. Bu mu alkış anlarsanız sanırsınız? Şimdi dedik ya 1 metre boy dedik ya bize de. Yemin olsun bu insanlar yürek sizde olsun. Evet. Bana sesler azaldı. Sedat Bey, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Akgürt gelmiş. Hoş gelmişler kendileri. Anons ettim Sayın Başkanımıza. Evet hoş geldin dedim Sayın Başkanım. Aşkın Bey'e de selam olsun. Aşkın Bey, benim sizin arkadaşım, okul arkadaşımdır. Selam olsun efendim. Ordu karşılaması mı ki nasıl? Şimdi bak genç kardeşimiz ne diyor biliyor musun Yener abi? Bak abi bak sen söyle. Utanma yok ama. Utanmayacağız. Evime davet ediyorum. Kimi? Ayşe, Fatma, Osman. Hangi kimi? Valim. Ama kendi söylemen lazım. Gel, 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 gel. Gel. Sayın Valim, dikkat et. Önüne dikkat et ama. Önüne dikkat et. Ayşe, Fatma, Osman. Sayın Valim, bak ne diyor. Sen davet ediyorum. Evime. Ayşe, Fatma, Osman. Tamam, geleceğim söz. Tamam. Adresi ama yazman lazım Sayın Valimize. Tamam. Şimdi gel, ben de geleceğim sana söz. Tamam. Bir akışalım Sayın Valimize. İşte, işte efendim. Millet adamı budur. Biz diyoruz ki onlar gitmeden hep beraber arkadaşlar Trabzon karşılamasını alıyorum. Ordu karşılaması. Biraz da karşılaması için hep beraber oynayabilirim. Arkadaşlar odunlar edin. Hanımefendi gidecekler. Sayın hanımefendi de bekliyoruz hep beraber. Bildiğimiz kadar. Eve bilen her gün hayatta hiç kimse oturan kalmasın lütfen.
Sayın hocam eline ağzına sağlık, süpersin. Vallahi süpersin. Evet değerli başkanlar, değerli dostlar, şu anda aramıza gelen çok değerli Ulusu eski kulüp başkanımız Yaşar Pamuk. Başkanım hoş geldin. Ben herkese iyi günler diliyorum. Yaklaşık 15 seneden beri bu Sakatlar Derneği'nin bir mensubuyum. Ben her zaman şükrederim. Allah'a çok şükür. Ne bende ne ailemde yani bir sakatlık ve engelli bir durumumuz yok. Ama sakatlık saniyelik işler. Engellilik saniyelik işler. O anlamda bu camianın bir ferdi olmaktan her zaman mutlu oldum. Bundan sonra da mutlu olarak yaşamaya devam edeceğim. Sizden rahatsız olmak ben gerçekten mutlu oluyorum. Sedat bizim çok kıymetli, değer verdiğimiz bir gönül dostu arkadaşımız. Allah razı olsun başkanım. Onun da burada olması bizleri son derece mutlu etmiştir. Ordulu sanatçıların bu tür organizasyonlara davet edildiği için de Selma Başkan'a teşekkür ediyorum. Tebrik ediyorum. Tüm belgeler yaptığı organizasyonlarda böyle Sedat gibi yüzüyle kardeşlerimizi davet ederlerse hem ordular hemşerilerini tanımış olur hem de güzel programlar olmuş olur. Ben tekrar bu organizasyonda emeğe geçen Selma Başkanımızı ve diğer arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Sedat kardeşimizi başarılarından dolayı kutluyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Engellilerin gerçekten dostu, sayın valimiz dostu dediğiniz gibi Sedat Turan da gerçekten hakkı ödenmez. Gerçekten hiç parasız her sene bize zaten o şekilde geliyor. Kendi gönlüyle, yüreğiyle yeri geliyor, kendinden de verdiği oluyor. Çok teşekkür ediyoruz. Bütün engellilerimiz adına bir plaketimiz var kendisine. Sizlerin adına veriyoruz ona. Kendine çok teşekkür ediyorum bütün engellilerimiz adına. Teşekkür ederim. Sayın Başkanım Allah razı olsun. Rabbim daima yanında olsun. Sizinle, sizlerle bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum efendim. Çok değerli başkanım, Allah razı olsun bizi davet etti. Her zaman yanınızdayız sonuna kadar efendim. Çok sağ olsun, var olsun efendim. 1758'in var. Sayın Alperen Bey. 158'in de var efendim bir tane şeyimiz. O ne oğlum? Hüsnü Alperen yoğunluğundan dolayı gelemedi. 158 TV yönetim kurulu başkanımız. Teşekkür ediyoruz kendisine. Sağ olsun, gönlü yüreği güzel biliyoruz ama bu işler kısmet işi. Bugün kısmet olamadı, gelemedi ama inşallah öbür pikniğimizde daha kapsamlı, daha güzel pikniğimiz olacak. O zaman bekleriz inşallah kendilerini. Çok teşekkür ediyoruz 158'e de. Allah razı olsun başkanım. Ben de Muhsin Bey'in adına bu hediyeyi alıyoruz efendim. İstanbul Şirinler'deki 158 TV'nin en güzel noktasına bunu koyacağımıza emin olun sayın başkanım. Tamam. Onur Bey'in bir plaketi varmış. Onur Bey'in. Onur Bey. Bizim derneğimizin gururu, onur kaynağımız bizim. Bu çok harika. Çok güzel çizimleri de var arkadaşımızın. Parmağı yok ama yine parmakta marifeti var çocuğumuzun. Ve biz onu kutluyoruz. Sesinden dolayı da çok seviyoruz kendisini. Kişiliği de aynı zamanda. Bütün engellilerimiz adına ona bu plaketi takdim etmek istiyorum. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Gönlüne yüreğine sağlık. Alabiliyor musunuz? Çekin abi. Yüreği engelsiz olduğunu biliyoruz ve kendilerine
teşekkür ediyoruz. Bugün kendisine gerçekten hiç yani parasız geldi diyebiliriz. Ve o kadar yüreği gördü güzel ki inşallah güzel, daha güzel organizasyonlarda, daha iyi şartlarda kendisine çağıracağız. Çok teşekkür ediyorum. Bu plaketi de bütün engellerimiz adına ben size takdir etmek istiyorum yönetim adına. Çok teşekkür ediyorum. Televizyon ismi vermeyeyim şimdi. Biz elimizde çalışıyoruz. Şimdi adam bize demesin. Bunlar bizimle çalışıyor, niye öyle demiyorsun diye. Söz sizde efendim başkanım. Ünal Bey de bizim her zaman yönetimimizde de yer aldı bir dönem. Ondan sonra işinin yoğunluğu denildi. Dediğim gibi ayrılmak zorunda kaldı ama her zaman değerli bir arkadaşımız. Gönlü yüreği gerçekten çok güzel. Çok teşekkür ediyoruz. Bütün engellerimiz adına ufak bir plaket kendi kabul ederse çok seviniriz. Çok teşekkür ediyoruz kendisine, sağ olsun. Özkan Sadri Engin kardeşimiz tiyatrocu, yönetmen kendisi. Engelsiz tiyatromuzda bizim kahrımızı çekiyor, sağ olsun. İnsanlara ulaşmak zor, engelliyle ulaşmak onda sağ olsun. Ben bunu biliyorum ama sağ olsun Okan Bey bize çok özveriyle yaklaşıyor. Allah razı olsun kendisinden, sabrından diyorum. Tiyatromuzda 3 Aralık'ta inşallah çıkacak. Okan Hocam hangi oyun oynayacaktık? Yine aynı oyun mu? Rumuz Gonca Gül'ü oynayacağız. 3 Aralık'ta inşallah çıkartacağız oyunumuzu. Sayın yönetmenimize çok teşekkür ediyorum. Çok büyük yönetmen. Zaten şu anda kendisi de başka bir çalışma içinde bir çalışması var. Sinema çalışması var. Bizimle de uğraşıyor aynı zamanda. Çok teşekkür ediyorum. Bütün engellerimiz adına bu plaketi bütün yönetim adına vermek istiyorum. Teşekkür ediyorum kendisine. Başta Vizyoner 8 ailesine, Sivas sorumlumuz Hatice Hanım'a, İstanbul sorumlumuz Muhsin Alperen Kurt Beyefendi'ye, çok değerli kameraman kardeşim Ali Beyefendi'ye, bizlere bu imkanı sağlayan dernek başkanımıza ve üyelerine sonsuz sevgiler, saygılar. Her pazar gün Vizyoner 8 TV'de saat 9'da Sedat Duran Show'u izleyebilirsiniz efendim. Allah'a emanet olun ve en büyük alkışı çok değerli üstadım Yener Kaya Bey ve ekibini alabilir miyiz efendim? Helal olsun Sayın Hocam, eline ağza sağlık. Çok değerli kardeşlerim, Ünal Bey'e ve çok değerli parçalarımızın Ünal Bey'e alkışlarla sağlayalım efendim. Karşı
sana mı?